geltend ist. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss Zülfü Livaneli einem türkischen Publikum nicht vorstellen. Jedes Kind kennt diesen international renommierten Künstler, den Schriftsteller, den Komponisten, den Sänger und den Filmregisseur. Zannediyorum ki bir Türk topluluğuna Sayın Zülfü Livaneli'yi tanıtmama gerek yok. Zannediyorum ki Türkiye'de her çocuk kendisini bir yazar olarak, bir sanatçı olarak, bir besteci ve bir şarkıcı olarak çok iyi tanıyor. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir Zülfü Livaneli bei uns haben. Und ich möchte unterstreichen, Literatur, Musik, diese Verbindung. Sayın Livaneli, sizi aramızda görmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Ben kısaca burada müzikle edebiyatın bağlantısına değinmek istiyorum. Und ich freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, das hätte ich fast vergessen, unsere Musikanten, das ist zum einen Şebnem Orhan am Cello. Und am Piano wird sie begleitet von Kaan Yüksel. Das ist ein Vergnügen. Müzisyenlerimize kısaca Sayın Şebnem Orhan, Violoncel ve Sayın Kaan Yüksel, Piyano. Buyurun. Land zu europäisieren, setzte die Regierung, die türkische Regierung, auf deutsche Wissenschaftler, die in den akademischen Disziplinen wie Recht, Medizin, Botanik, Geologie, Chemie, Biochemie und Archäologie für den Aufbau von Bibliotheken und Unterrichtsplänen sowie die Heranbildung von wissenschaftlichem Personal. Bunları düşünürken aklıma birden Serana notası geldi. Kararlıydım. Onu mutlaka bulacaktım. Serana'da aramak, benim için dünyadaki kötülüklere, savaşlara, düşmanlıklara, bütün iktidarlara direnmek anlamına gelmeye başlamıştı.
Bu konuda topladığı bilgilere göre profesörün İstanbul Üniversitesi'nden alınan dosyasıyla ve diğer belgelerle birlikte serenat notasının da Almanya'daki Nazi arşivlerinde saklanıyor olması yüksek olasılıktı. Arşivler Almanya'nın Bad Arolsen şehrindeydi. ITS yani International Tracing Service, Uluslararası Takip Servisi, arşiv hakkında şu bilgiler veriliyordu. Nazi dönemi kurbanları ve aileler hakkında bilgiler toplayıp bunları yakınlarına ulaştıran merkezde 17,5 milyon kişi arasında elbette Max ve Skurla da bulunacaktı. En kısa zamanda Bad Arolsen'e gitmeliydim. Bad Arolsen, Kassel'in 45 kilometre batısında yer alan bir kaplıca merkeziydi. Hemen gitmek istiyordum. İçim içime sığmıyordu. Serenat notasını bulma umudu beni heyecanlandırıyor. İyice sabırsızlaştırıyordu. Und alles, was jetzt kommt, kommt aus einer großen Liebe, aus einem großen Gefühl der Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei. Bitte, ich brauche Ihre Unterstützung. Bitte unterstützen Sie mich bei dem, was jetzt kommt. Ich rechne auf Sie. Sevginin ve dostluğun göstergesi olarak bu sürprizini anlamanızı istiyorum. Hepinizin desteğine ihtiyacım var. Lütfen beni destekleyin. Düşebilecek yarasından canım, güneş topla beni.